günümüzde ameliyat geçiren birçok hastamızın başına gelen bir hadise. Ameliyatın peşinden bir sonda takılıyor veya işte ameliyat bölgesindeki cerahatın akması için bir e, torba e, ameliyattan sonra bulunuyor hastanın yanında. Buraya cerahat akıyor veya işte sonda takılmışsa idrarını oraya yapmak durumunda kalıyor hastalarımız. Binaenaleyh Bunlar abdesti bozan unsurlar. Normal bir insandan cerahatın akması, irin gelmesi, kan gelmesi, efendim küçük abdestini yapması, büyük abdestini yapması, bunların hepsi abdesti bozan şeyler. Bunlar meydana geldiğinde abdest almak gerekiyor. Namaz kılmak için abdest almak gerekiyor. Ama fıkhımızda, dinimizde özürlü bahsi denilen bir bahis var. Bu özürlüden maksat bu tür abdesti bozan herhangi bir şeyin sürekli kendisinde bulunduğu kişi demek. Yoksa işte daimi sakatlığı olan, işte ne bileyim topal olan, işte çolak olan vesaire filan anlamına kullanılan bir kelime veya kadınlarda muayyen dönemlerde karşı karşıya kaldıkları özürle ilgili bir ifade, bir tanım değil. Bu özürlü dediğimiz, mazur kişi dediğimiz sürekli abdestini bozan bir illetin, bir şeyin onunla beraber olması demek. Efendim, yaşlılık sebebiyle veya prostat gibi bir illet sebebiyle idrar kaçırma söz konusu olabiliyor bazı kimselerde. Efendim, bazı kimselerde işte bir açık yaradan cerahatın akması söz konusu olabiliyor. Bu gibi kimselere ait özel hüküm var. Nedir bu hüküm? Bu hüküm her vakit abdestin yenilenmesi ama vakit girdiğinde alınan abdest ile vaktin çıkmasına kadar her türlü ibadeti yapabilme ruhsatıdır. Söz gelimi ameliyattan sonra böyle bir sonda bağlanmış olan, idrar torbası bağlanmış olan bir kimse ezan okunduğunda abdest alır. Abdest alır ama hem abdest alırken hem abdest aldıktan sonra o idrar torbasına akıntı devam ediyor olabilir. Bu akıntı artık onun abdestini bozmaz. Niye? Çünkü orada özürlü ruhsatları geçerlidir. Ama farklı abdesti bozan bir şey zuhur ederse o zaman abdesti bozulabilir. Bu kardeşimizin abdesti ne zamana kadar idrar toprasındaki akıntıdan dolayı zarar görmez? Vaktin çıkışına kadar zarar görmez. Binaenaleyh öğle namazı ezanı okundu abdestini aldı. Öğle namazının vakti çıkana kadar, ikindi namazı girene kadar bu kimse söz konusu idrar torbası sebebiyle abdestinin bozulması gibi bir durum ile karşı karşıya değildir. Fakat anladığım kadarıyla buradaki kardeşimiz bize şunu soruyor. Benim böyle bir illetim var, böyle bir özrüm var, böyle bir mazeretim var. Binaenaleyh ben bu mazeretten dolayı abdestli sayılabilir miyim? Başka bir şekilde abdestim bozulmadıkça. Evet. Bunu soruyor zannederim bu kardeşimiz. Ee, hayır. Bu kimsenin abdesti vakit ile sınırlıdır. Yani dolayısıyla günde en az beş defa abdest alması gerekiyor namaz kılabilmesi için. Fakat abdest almak bu kimseye bir yük getiriyorsa, işte ayağa kalkacak, efendim elini yüzünü ayağını yıkayacak bunlar e, ekstra bir zahmet gerektiriyor. Doktor yataktan kalkmamasını söylemiş. Efendim e, zaten yataktan kalkması problemli olduğu için sonda bağlanmış kendisine. Böyle bir durum söz konusu ise o zaman bu kardeşimiz aptest abdest almak yerine suyla abdest almak yerine teyemmüm yapmak durumundadır. Her vakit girdiğinde teyemmüm yapar. Vakit çıktığında onun teyemmüm ile almış olduğu abdesti bozulmuş olur. Tekrar yeniden namaz kılacağı zaman bir teyemmüm daha yapar. Böylelikle namazlarını kılar normalleşene, sıhhatine, afiyetine kavuşuncaya kadar veya en azından e, sondası çıkartılıp e, kendisi zarar ziyan görmeden abdest alabilecek seviyeye gelinceye kadar bu uygulamaya devam eder. Teemmümü nasıl yapar? Teemmümü de Hanefi mezhebi açısından topraktan mamul olan bir testiye, bir kaba bir kiremite mesela e, hastane ortamında daha hijyenik olsun diye toprak bir güveç kabı olabilir. E, küçük bir tabak olabilir toprak. Onun üzerine ellerini vurur. Ellerini alabilecek kadar bir genişlikte olması gerekir. Onun üzerine ellerini vurur. Ondan sonra yüzünü meseder. Bir daha vurur kollarını meseder böylelikle teemmüm abdestini almış olur. Bu değerli kardeşimize bizim tavsiye edebileceğimiz husus budur. Fakat şunu bilmek gerekiyor ki özürlü olan kimseler Hanefi mezhebi açısından her vakit abdest almalılar. O aldıkları abdest bir sonraki vakte kadar onları idare eder. Söz konusu illet, özür, mazeret abdestlerini bozmaz. Eğer suyla abdest almak bir zorluk doğuruyor ise o zaman teemmüm abdestiyle abdest alırlar. Değerli hocam, burada bu işte abdestten, su ile abdest almaktan teemmümle abdest almaya geçişte yani insanlarımız acaba teyemmüm alabilir miyim? Yoksa su ile mi abdest almam gerekiyor diye bir ikileme düşüyor olabilir. Buradaki bu ince nokta, o çizgiyi nasıl biz tayin edebiliriz? Şimdi mesela yeni ameliyat olmuş bir kimseye sonda bağlanmışsa bunun ayakta dikilmesi, kalkılması doğru değil anlamına geliyor bir defa böyle bir pozisyonda e, teyemmüm yapmayı hiç endişesiz bir şekilde e, benimsemek gerekiyor. Diğer taraftan ayakta kaldığımızda abdest alabilmek için dengemizin sağlam olması gerekiyor. Eğer ayakta dengemizi kaybediyor, düşme pozisyonu söz konusu oluyor, zahmet çekiyoruz, efendim e, yaramız taze açılması, dikişlerin gevşemesi, iltihap kapması gibi herhangi bir şey söz konusu ise kesinlikle bu tür bir e, şeyin içerisine girmemiz doğru değil. Riski almamız doğru değil. Niye? Cenab-ı Allah suyla abdest alamıyorsanız teemmüm yapınız buyuruyor. Cenab-ı Allah'ın bu bir ruhsatı, Cenab-ı Allah için ha suyla abdest almışız, ha teyemmüm abdesti almışız. Dolayısıyla ikisi de Rabbimizin emri olduğu için bir farklılık arz etmiyor. Yeter ki burada teyemmüm almamızı gerekli kılacak bir durum söz konusu olsun. Bunu nasıl öngörebiliriz? Birincisi. Eğer abdest almaya kalkarsak, ayağa kalktık, elimizi, yüzümüzü, ayağımızı ki burada önemli olan ayaktır. Çünkü elimi yüzümü suyla yıkayayım, ayağım için temmüm yapayım diye bir şey yok. Bütün azalarımızı tam olarak yıkayabiliyorsak abdesti suyla alacağız. Ayağa kalktığımızda veya işte sandalyeden veya yataktan oturduğumuzda abdesti almamız durumunda hareketlerimiz bir hastalığımızın artmasına sebep olacaksa nasıl artabilir? efendim dikişler patlayabilir, dikişler iltihap kapabilir, hareketten dolayı bir zedelenme meydana gelebilir. Bir hastalığın artması söz konusu olabilir. İkincisi normalde üç günde iyileşecek hastalık biz bu tür hareketlere vesairelere filan tevessül ettiğimizden, kalkıştığımızdan dolayı beş güne çıkacak, yedi güne çıkacak, uzayacaksa o zaman biz teemmüm yaparız ve teemmümü de e, tereddütsüz yaparız. Niye? Rabbimizin emri olduğu için. Burada asıl asl olan bir an önce sağlığımıza, afiyetimize kavuşmamız ve ibadetlerimizi en mükemmel şekliyle yapmaya devam etmemizdir. Tabiri caizse bu tür e, yarım yamalak e, bir vaziyette 5 e, gün on gün kalmaktansa sıkı bir e, takiple işte ayağa kalkma demişse doktor ayağa kalkmadan 2-3 günde bu nekahat dönemini iyileşme dönemini atlatmaya geçirmeye gayret etmek gerekir.